Mansur Yavaş adaylıkla ilgili yanıt vermiş sevgili Gerçek TV izleyicilere. Demiş ki yabancı basın kuruluş temsilcileri ve yabancı ülkelerin diplomatik temsilcilerine temsilcileriyle Ankara'da bir araya gelmiş ve Cumhurbaşkanlığı adaylığı için şu anda Ankara'ya hizmete odaklandım yanıtını vermiş. Aynısını dün de Ekrem İmamoğlu vermişti. arkadaşlar, şimdi herkes özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu belediye başkanlarına aday göstermeyeceğini, Kılıçdaroğlu'nun kendisinin aday olmayacağını ve çok sürpriz, kamuoyunda bilinmeyen, tanınmayan ama ekonomist olan birini aday göstereceği açıklaması yapıldıktan sonra kulislerde herkes bu ismi arıyor. O olmadık isimler atılıyor. Özgür Demirtaş ismi de gündeme gelmeden önce olmasının mümkün olmadığını söylemiştim. Bugün de hala bu isim açıklanmadı ama kim olduğunu yakında öğreniriz. Kamuoyuna öyle ya da böyle deklare edilir. Bence tartışılıyor kamuoyunda. Ama sadece söylemek isteyeceğim olay şu, bir kez daha altını çizmek istiyorum. Birkaç gündür bunun üzerine özellikle konuşuyorum ve vurgu yapıyorum. Türkiye'de Erdoğan'ın karşısında bilinmeyen, tanınmayan biri, siyasetle ilişki öyle olmayan biri Erdoğan karşısında seçim kazanamaz arkadaşlar. Bugün Mehmet Ali Kulat'la yaptığımız Avrasya anketin araştırma sonuçlarına bakınca ilginç verilerle karşılaştık. Çok ilginç. Yani bu veriler aslında tam da bugünkü Türkiye'yi anlatıyor. Arkadaşlar, gözlüğüm önümde, gözlüğümü arıyorum. Kusura bakmayın. Düşünün, bugün Türkiye'de %19 bir seçmen Erdoğan'ın şeye ekonomiyi düzeltebileceğine inanıyor. %16 bir seçmen de kısmen çözebileceğine inanıyor. Yani %35. Bunu ben şimdi böyle anlatınca birileri başka yerinden anlıyor da. Arkadaşlar, yani tam da Erdoğan'ın ve Cumhur İttifakı'nın aslında Erdoğan'ın oyunun işte %30 civarında olduğunu söyledi Mehmet Ali Kulat. Ekim ayında yapmış oldukları kamuoyu araştırmasına göre. İşte kararsızlar dağıtıldığında 32'ye çıkıyor bu oran. MHP'nin oyu %8, %9'a çıkıyor. Yaklaşık %41. %41'in içerisinde bile, yani Cumhur İttifakı'na oy vereceğini söyleyen seçmenin içerisinde bile Erdoğan'ın ekonomik sorunları çözebileceğine inanan oran %35. Ve çözemeyeceğini düşünen seçmen sayısı, seçmen sayısı %38, 26 da çözemeyeceğini düşünüyor ve bu oranın toplam oranı 26-25, pardon, özür dilerim, 51 arkadaşlar. Yani bu oranlara baktığınızda şunu söyleyelim, yani bugün muhalefetin büyük bir çoğunluğu ekonomi üzerinden Erdoğan iktidarına, Cumhur iktidarına, AK Parti iktidarına yönelik olarak itirazı var. Ve görülen o ki önümüzdeki süreçte ekonomi daha berbat bir duruma gidecek. Bu verilen gazlara falan bakmaya gerek yok. Ve seçmen, işte Kasım'a giriyoruz pazartesi günü. Şimdi insanlar yavaş yavaş doğal gazlarını yakmaya başladılar. Doğal gaz, elektrik, kömür, bu giderlerin milletin nasıl sırtına yük olacağını göreceğiz. Yani Mart'ın sonuna kadar insanlar nefes almakta zorlanacaklar. Ve görülen o ki yine bugün açıkladığında Türkiye'de yaklaşık olarak %6'lık bir kesimin ekonomik sorunu yok arkadaşlar. Hem geçinebiliyorlar, hem tasarruf yapıyorlar. Hem de bugünkü ekonomik, yani bugün yaşanan ekonomik sorunlardan hiç etkilenmiyorlar, rahatsız değiller. Ve %30 da arkadaşlar geçinebildiğini söylüyor. %30 geçinebiliyor, yani çok sorun yaşamadığını söylüyor. %32 kazandığının hayatını geçindirmeye hiç yetmediğini söylüyor.
Şimdi bu oranlara baktığınızda 36'lık bir kesim, 36'nın karşısında yaklaşık olarak %60 civarında bir seçmen ekonomik olarak şikayetçi. Bu şikayeti geri alamadığınız sürece, çözemediğiniz sürece hiçbir siyasal iktidarın ne yaparsa yapsın seçim kazanma şansı yoktur. Yine dedi ki, yani kimi askeri operasyonların yapıldığında ya da kimi müdahalelerin olduğunda bu seçmeni %2, %3 oranında etkilediğini, ancak bunun etkisinin bir ay kadar sürebildiğini, bir ay sonra seçmenin o etkiden kurtulduğunu, çünkü ekonomik sorunların daha ağır bastığını söyledi bugün Mehmet Ali Kulat. Bunu zaten çevremizde görmek mümkün. Yani bir toplumda şeyi çözemezseniz, ekonomik sorunları çözemezseniz seçim kazanamazsınız. Yetmez, hemen ikinci bir şey daha söyleyelim. Türkiye'nin %60'ının üzeri demokratik parlamenter sisteme geçilmesini istiyor. Ve ben Türkiye'de önümüzdeki 20 ay sonra da erkeninde yapılacak bir seçimde muhalefetin iki ana merkez üzerinden ya da iki politik hedeften yola çıkacağını düşünüyorum. Bir tanesi 2017'de kabul edilen güçlendirilmiş cumhurbaşkanlığı sisteminin bugün sorunların kaynağı olduğunu ve tek adamı ortaya çıkardığını ve aynı zamandaki bugünkü ekonomik olumsuzlukların nedeni olduğunu, hukuksuzlukların nedeni olduğu anlatılacak ve bunun yerine demokratik parlamenter sistem önerilecek ve %60'ın üzerine oynanacak. İkinci olarak da, yani bunları bir kenara koyduğunuzda, ikinci politik hedef açısından da, strateji açısından da direkt olarak ekonomik sorunlar, yani bu ekonomik adaletsizliğin, TL'nin değersizleşmesi, insanların aldıkları maaşlarının ve gelirlerinin yerinde saymasından kaynaklı olarak bunun üzerine konulacak. Ve iktidar bu konuları savunmakta, sokakta kendini anlatmakta zorlanırken, muhalefet sokakta bunları anlatırken çok kolay karşılık bulacak. Ama hemen diğer yana geliyorum. Bunları anlatabilen aday tercihi, bakın tekrar söylüyorum, seçmen aynı zamanda aday tercihine göre Erdoğan'ı destekleyip desteklemeyeceğine karar verebilecek bir %9 oranında seçmen var Türkiye'de. Bunu bir de muhalefetin içerisine koyun. Öyle bir aday tercihi yapabilirsiniz ki aynen Ekmelettin İhsanoğlu gibi oyunuz %50'nin üzerindeyken küt aşağıya doğru çekilirsiniz. Bir grup seçmenin sandığa gitmemesine neden olursunuz, Allah belanızı versin diye. Ve doğal olarak da Erdoğan'ın seçilmesine kırmızı halı sermiş olursunuz. Yaparlar mı? 2014'te yaptılar. 2018'de farklı bir şey yaptılar. 2019'da yerel seçimlerde çok daha farklı davrandılar. Bu sefer bunu kırarlar mı? Gerçekten toplumun isteğine yönelik olarak davranırlar mı? Başka seçeneklerinin olmadığını düşünüyorum. Toplum, inanın, muhalefet bir bütün olarak söylüyorum, eğer istenilen, beklenilen, tüm herkesin muhalefetin kucaklayabileceği, hatta iktidar partisinin içerisinden oy devşirebilecek, alabilecek bir adayı belirlemezlerse, bu toplum o siyasi partilerin liderlerini gömer arkadaşlar. Ama bir şey daha söyledi bugün Mehmet Ali Kulat. Bu seçim sonuçları, yani 2023 itibariyle yapılacak seçimler bir 3 Kasım seçim sonuçlarına neden olabilir diye. Bu ne demek? Bu şu. Bugünkü siyasi partilerin birçoğu yerle bir olabilir.